Efendim bir kez daha merhaba, tekrar hoş geldiniz Türkiye'nin haber ekranına, TRT haber ekranlarına. Saatlerimiz neredeyse 20'yi gösteriyor. Ben Rasim Kılıç, ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün yoğun bir gündü siyaset adına da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da temaslarını sürdürdü. Yoğun bir programı vardı ki şu sıralarda da devam ettiğini söyleyelim. Mesajlarını o noktadan verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun komutanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük dedi. Cumhurbaşkanı altılı masadan gelen açıklamaları da eleştirdi. Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına gösteremediği tepki ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediler dedi. Bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye'deki atıl fabrikanın, ülkenin savunma sanayinin en önemli üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Bunlar terörü sınırları içinde bitirmekte kalmayıp sınırları ötesinde de teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş üzerinden sürdürdü. Vay Kemal! Sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma. O teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Erdoğan daha sonra sivil toplum ve muhtarlar buluşmasına geçti. Altılı Masa'yı entrikanın eksik olmadığı derme çatma bir yapı olarak tanımladı. Muhalefetin imza yetkisi çıkışını eleştirdi. Şimdi de çıkmışlar uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak dünyada ancak bizim kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir. Allah'ın izniyle 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi adına da yoğun bir gündü. MHP Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda Kızılcamam'da kampa girdi değerli izleyenler. Bahçeli kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifle ilgili Cumhur İttifakı'nın kararlı olduğunu söyledi. Mecliste 400'ün üzerinde oy çıkmazsa referanduma gitme hali doğar dedi. Altılı Masa'daki adaylık tartışmalarını da 6x0=0 sözleriyle eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayan teklif vardı. Cumhur İttifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Mecliste 400'ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur. Ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar. Devlet Bahçeli seçimlerle ilgili bir kez daha bizim adayımız belli, kararımız net ifadesini kullandı. Altılı Masa'yı eleştirdi. Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu, 6x0=0. Altılı Masa bugüne kadar 10 toplantı yaptı. Yeni bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o toplantının sonucu üzerine kurdum. Bahçeli'ye seçim tarihine ilişkin değerlendirmesi de soruldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yaparsa onu beklemek lazım. Her koşulda Cumhur İttifakı seçimlere hazır. MHP lideri Cumhur İttifakı genişleyecek mi sorusuna da ittifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler. Hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor cevabını verdi.
Bahçeli, kampın yapıldığı otele geçmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Bahçeli'nin bir sonraki durağı ise Gökbörü Otağı'ydı. MHP liderinin kendi tasarımı olan bir yüzük taktığı gözlerden kaçmadı. Yüzükte 1923-2023 Türkiye Cumhuriyeti ifadeleri yer alıyor. Ayrıca çift başlı kartal ve kurt kabartmaları dikkat çekiyor. MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerinin katıldığı kamp yarın sona erecek. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, siyasette kadın temsilinin 2002 yılına göre katlanarak arttığını söyledi. Anayasal eşitlik ilkesini biz getirdik dedi. 2023 seçim çalışmaları içinde kadınların önemini vurgulayan Keşir, Siyaset Akademisi Kadın Programı'nın Ankara'daki eğitiminde kürsüdeydi. Bakın bu ülkede kadın ve erkek eşittir, anayasal eşitlik ilkesini getiren AK Parti'dir. Biz getirdik. Neredeydiniz? Hani mangalda kül bırakmıyorsunuz ya bugün. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, muhalefeti bu sözlerle eleştirdi. Siyasette kadın temsilinin AK Parti döneminde arttığını söyledi. 34'te yasa çıktı, 35'te seçim oldu. İlk meclisteki oran %4.1'di. Ya Allah aşkına 2002 seçimlerine kadar bir puan da mı artmaz ya? Ve ilk defa 2002 seçimlerinde 1935'teki 4.1 oranı aşıldı. Ve ondan sonra peyderpey önce 7 oldu, sonra 9 oldu, sonra 11 oldu. Bugün 2018 seçimleriyle bu %17'yi aştı. Bu da AK Parti'nin başarısıdır. Ayşe Keşir, Siyaset Akademisi Kadın Programı'nın Ankara'daki son gününde kürsüdeydi. Kadın, aile ve çocuk politikaları dersini anlattı. Teşkilata 2023 seçimleri için kapı kapı dolaşın dedi. Bugün her kapıyı çalabilenler sadece kadınlar, bunu unutmayın. Çünkü biz önce her gönülü almaya talibiz. Gönül almadığımızda oy alamayız. Gönül almak için o kapıyı çalmamız gerekiyor. Ve bunu yapabilecek sadece ve sadece kadınlar ve sizlersiniz. Siyaset Akademisi Kadın Eğitimlerinde 3 hafta boyunca alanında uzman isimler derslere katıldı. Değerli izleyenler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Selçuk Kurt'a son görev yerine getirildi. Şehidin cenazesi Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Mersin'de toprağa verildi. Uzman çavuş Selçuk Kurt bir yıldır Suriye'nin kuzeyindeki Elbap ilçesinde görev yapıyordu. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün taciz ateşinde ağır yaralandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit asker için ilk tören Gaziantep'te düzenlendi. Nakıboğlu Camii'ndeki törenin ardından şehidin naaşı memleketi Mersin'e gönderildi. Uzman çavuş Selçuk Kurt için Mersin'de de tören yapıldı. Muğdat Camii'ndeki törene şehidin ailesi, yakınları ve yetkililer katıldı. Allahu Ekber. Cenazesi kılınan namazın ardından Akbelen şehitliğinde toprağa verildi. 37 yaşındaki şehit evli ve bir çocuk babasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit uzman çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Terörle mücadele kararlılık da sürüyor değerli izleyenler. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içinde yürütülen Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 21.si de Diyarbakır kırsalında başlatıldı. Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'li teröristler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırdı. Komandolar, yerleri tespit edilen teröristlere yönelik operasyon başlattı. Ateş destek vasıtalarıyla belirlenen noktalar vuruldu. Operasyonda 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyon bilgisini, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK-YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak notuyla paylaştı. Terör örgütü PKK yurt içinde de abluka altında.
Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 21.si Diyarbakır kırsalında başlatıldı. Şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik operasyonuna 840 güvenlik görevlisi katılıyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 56 operasyonel tim bölgedeki teröristlerin izini sürüyor. Lice Akçabudak bölgesindeki operasyonun ilk gününde 5 sığınak tespit edildi. El yapımı patlayıcı düzeneği, yaşam malzemesi ve 145 kilogram uyuşturucu bulunan terör inleri imha edildi. Değerli izleyenler, İsveç'te yaşanan PKK rezaleti Avrupa ülkelerinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Birçok ülke terör örgütü üyelerinin kendi güvenlik güçlerine yaptığı saldırıları dahi görmezden geliyor. Avrupa ülkeleri PKK'nın hızla bir iç güvenlik meselesine dönüştüğü gerçeğiyle yüzleşmek istemiyor. Avrupa'nın merkezinde terör propagandası yapıyor, yaşadıkları ülkenin binalarına zarar veriyorlar. Hatta güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırılarda bulunuyorlar. Buna rağmen ülkeler terör örgütü olarak kabul ettikleri PKK'ya karşı somut adım atmıyor. İsveç'teki rezalet Avrupa'nın terörle mücadelede sergilediği riyakar tavrın son örneği oldu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yönünü NATO'ya çeviren İsveç, Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili taleplerini yerine getirme konusunda istekli davranmıyor. Sadece İsveç değil, birçok Avrupa ülkesi uluslararası diplomaside terör örgütlerinin hamisi olarak görülüyor. Fransa'da terör örgütü yandaşlarına verdiği destek nedeniyle zor durumda. Paris'te geçen ay terör örgütü destekçilerinin neden olduğu tahribat hala ortadan kaldırılamadı. Dükkan ve araçlara verilen hasarın yanında 31 polisin de yaralanmasına yol açan saldırılar hala hafızalarda. Propaganda, terörist devşirme ve bağış toplama faaliyetlerini sürdüren PKK, Avrupa kıtasında uyuşturucu kaçakçılığı da yapıyor. Türkiye'nin son dönemde artan terör operasyonları sonrası örgüt yandaşları Avrupa'da daha saldırgan tutum içine girdi. Son gelişmeler PKK'nın Avrupa için daha açık bir tehdit olacağını gösteriyor. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma bir bakalım. Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut'ta bir süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyor ki Rus ve Ukrayna güçleri kentin kontrolünü ele geçirmek için var güçleriyle çarpışıyor. Bahmut savaşın kilit noktası olarak kabul ediliyor. Peki Bahmut neden bu kadar önemli? Yanıtı haberimizde. Bahmut, Ukrayna'nın doğusunda küçük bir kent. 24 Şubat'a kadar şehirde 73 bin kişi yaşıyordu. Bir süredir yaşanan şiddetli çatışmalarla anılıyor. Rusya ve Ukrayna güçleri kentin kontrolünü ele geçirmek için tüm güçleriyle savaşıyor. Rusya, paralı askerlerden oluşan Wagner grubunu da cepheye sevk etti. İki tarafta büyük kayıp verdi. Peki Bahmut neden bu kadar önemli? Şehir Donetsk ve Luhansk arasındaki stratejik bir ikmal hattında yer alıyor. Ukrayna kömür rezervinin %93'ünün bulunduğu Bahmut, bu iki bölgenin alınmasında kilit nokta kabul ediliyor. Cephede sağlanacak bir kazanım hem Moskova hem de Kiev için önemli. Bahmut'a sahip olan ülke savaşın seyrini bile değiştirebilir. Bahmut'ta artık taş üstünde taş kalmadı. Savaş başlayınca sivillerin çoğu şehri terk etti. Kent harabeye döndü. Bir zamanlar Ukraynalıların gezindiği sokaklar askerlerin çatışma alanına dönüştü. Bahmut'un eski güzel günleri fotoğraf karelerine hapsoldu. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki uzlaşının sağlanması için üstlendiği kolaylaştırıcı rol sayesinde imzalanan tahıl anlaşması başarıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı şu ana kadar 17 milyon tonu aştı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği belirtildi. Sevkiyat kapsamında 643 gemi Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı.
Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önderliğinde 22 Temmuz'da imzalanmıştı. Anlaşmanın güvenle sürdürülmesi için İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi de kurulmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadınları eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakan Afganistan yönetimini kınadı. İslam okumayı ve ilmi kadın erkek herkese ayrımsız emreder dedi. Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakmanın büyük bir haksızlık ve zulüm olduğunu ifade etti. Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakan Afganistan yönetimini kınıyorum dedi. Afganistan yönetimini bu haksız uygulamayı kaldırmaya ve bu haksızlığı İslam'la izah etme yanlışından dönmeye davet etti. ...2022'de Avrupa Birliği'ne düzensiz göç önceki yıla göre %64 oranında arttı. Avrupa Birliği Sınır Güvenlik Ajansı Frontex'in verilerine göre geçen yıl 330 bin düzensiz göçmen Avrupa Birliği ülkelerine giriş yaptı. Bu sayı 2016'dan bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu. Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı Frontex verilerine göre Batı Balkan rotası düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği'ne ulaşmak için en çok kullandığı yol. Sadece Batı Balkanlardan 2021 yılına göre %136 artışla 145.600 geçiş yapıldı. Geçen yıl kaydedilen 330 bin düzensiz göçün %45'i Batı Balkan rotasından gerçekleşti. Bu rota üzerinden Avrupa Birliği'ne giriş yapanların önce bir süre bu ülkelerde kaldığı tespit edildi. Frontex'e göre en yoğun ikinci rota ise Orta Akdeniz. Bu rota üzerinden Avrupa Birliği'ne geçen göçmenlerin sayısı %50'den fazla artarak 100 bini aştı. Düzensiz göçmenlerin çoğu Suriyeli ve Afgan. Bu göçmenlerin yaklaşık %10'unu kadınlar, %9'unu da çocuklar oluşturuyor. Brezilya'da 8 Ocak'taki parlamento baskını soruşturması genişletildi. Yüksek Mahkeme, seçim sonrası görevini devretmeden ABD'ye giden eski devlet başkanı Bolsonaro hakkında parlamentoya yapılan baskını teşvik suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen eski Adalet Bakanı da gözaltına alındı. Brezilya'da Ekim ayındaki seçimin ardından sular durulmadı. Seçimi kaybeden eski devlet başkanı Jair Bolsonaro görevi Lula da Silva'ya devretmesine 2 gün kala 30 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Bolsonaro'nun destekçileri 8 Ocak'ta Kongre binasını bastı. Temsilciler Meclisi ile Senato binalarının çatısına çıktı. Bazı göstericiler Başkanlık Sarayı ve Brezilya Yüksek Mahkemesi'ni yağmaladı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, parlamento baskınına teşvik ettiği suçlamasıyla Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Soruşturmaya dayanak olarak Bolsonaro'nun sosyal medyada yayımladığı ve seçim sonuçlarının sorguladığı bir video gösterildi. Brezilya eski Adalet Bakanı Anderson Torres de tatilde olduğu Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde havaalanında gözaltına alındı. Brezilya'da Kongre baskınında ihmal olduğu gerekçesiyle Torres hakkında gözaltı kararı verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in TOG'un ilk yolculuğu, çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in yangın müdahalesi ve spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun şükür secdesi başlıklı fotoğraflar için oy kullandı. Haber, çevre ve yaşamla spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi. İçlerinden en çok beğendiklerine oy verdi. Şöyle bazı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylaması devam ediyor. Oylamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Anadolu Ajansı muhabirleriyle foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi aldı. Fotoğraflar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezen'in TOG'un ilk yolculuğu fotoğrafına oy verdi. Tamam, haberde de bunu koyalım.
Çevre ve yaşam kategorisinde oyunu Orhan Çiçek'in çektiği yangın müdahalesi, spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun Şükür Secdesi başlıklı fotoğrafından yana kullandı. Ben bunu seçtim. Dün açılışı yapıldı. Tarihi kışla restore edilip İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak hizmete açıldı değerli izleyenler. İstanbullular Rami Kütüphanesi'ne ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. 2,5 asırlık Rami Kışlası kütüphaneye dönüştürüldü. İlk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kütüphane ilk gününde yoğun ilgi gördü. Okuma salonları ders çalışanlarla doldu, taştı. Kimi ise tarihi kışlanın yeni halini görmek için buradaydı. Açıldığını duyduk ve görmeye geldik. Bugün Gazi Osman Paşa'dan geliyoruz. Sultan Gazi'de oturuyorum bu tarafa. Bu kütüphane için geldim. Lisede burada okumuştum. Yani lisemden beri restorasyondaydı. O yüzden merak ediyordum. Beğendim, içine güzel olmuş. Kütüphaneyi görmek için geldik. Beylikdüzü'nden geldik. Gezdim, gördüm. Eski eserlerimizin bu şekilde korunması ve gençlerimize sıcak bir eğitim göreceği yuva yapılması beni çok memnun etti. Kışlanın eski halini bilen çevre sakinleri de dönüşümden memnun. Harabe durumdaydı, bakımsız bir durumdaydı. Üzülüyorduk. Buralar tarihimizden, ecdadımızdan kalmış. Niye böyle harabe? Keşke bir düzenlense diye. Şimdi bugün geldik, gördük. Çok güzel olmuş. Bugün buraya geldiğimde çok heyecanlandım. Çünkü çok tarihi bir yapı içerisinde gençler için çok güzel bir alan oluşturulmuş. Burası çok harap haldeydi. O halden bu hale gelmesi ve yaşatılması, miras sahip çıkılması bence çok kıymetli. Kütüphane 7 gün 24 saat açık olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaşanan küresel sorunlara rağmen geçen yıl büyüme ve ihracatta rekorlara imza atıldığını söyledi. Türkiye 100 yılına ticari ve ekonomik anlamda büyük işlere imza atarak girdik dedi. Salonumuza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni İstanbul'da yapıldı. Törene katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yıl büyüme ve ihracatta rekorlara imza atıldığını vurguladı. Türkiye ekonomisi 2021 yılında %11,4 oranında büyüyerek son 50 yıldaki en yüksek büyümesine ulaşmış. 2022'nin ilk 9 ayında da %6,2 gibi önemli bir büyüme performansı sergilemiştir. Geride bıraktığımız yılın 254,2 milyar dolara yükselen rekor bir ihracat rakamıyla kapattık. Mehmet Muş, bu başarıların jeopolitik sorunlar ve enerji krizine rağmen elde edildiğini hatırlattı. Küresel dönüşüm ortamında Cumhuriyetimizin 100. yılına, yani Türkiye 100 yılına ticari ve ekonomik anlamda çok büyük işlere imza atarak girdiğimizi söylemek istiyorum. Türk ekonomisi tarihi bir eşiği daha aşmış, dış ticarette oluşan bölgesel ve küresel sorunların üstesinden büyük bir ustalık ile gelmeyi başarmıştır. D2 oluşturan iş konseyleri geçen yıl gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında 6 kategoride toplam 12 ödüle layık görüldü. 4. kez düzenlenen D2 Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerine verildi. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle imalat sanayisine 15 milyar liralık destek sağlanacak değerli izleyenler. Düşük maliyetli finansman imkanıyla yeni yatırımların önü açılacak. Bu durum istihdam ve enflasyona da olumlu yansıyacak. Üreten Türkiye parolasıyla imalat sanayine verilen destekler hız kesmiyor. Son olarak Kredi Garanti Fonu kapsamında yeni bir paket hazırlandı. İmalat yapan firmalara 15 milyar lira düşük faizli kredi sunulacak. Düşük maliyetli bir uzun vadeli bir borçlanma kabiliyeti doğuyor burada. Bu daha ucuz sermaye ile beraber maliyetlerin azalacağını biz burada söyleyebiliriz.
Üretimdeki destekler vatandaşa da yansıyacak. Enflasyonda başlayan düşüş sürecini hızlandıracak. Enflasyon ile mücadele esasında bu ayrı bir öneme sahiptir. Ve daha düşük maliyetlerle daha etkin üretim sağlamak noktasıyla yapılan bir destektir bu. Ve istihdam. KOBİ'lerin iş kapasitesindeki artış istihdama da yansıyacak. Bu destekle beraber esasında verimliliğin de artacağını söylemek mümkündür. Finansman noktasında kamunun yanı sıra özel bankalar da devreye girecek. 10 yıla varan vade seçeneği ve 24 ay ödemesiz dönemi uygulanacak. Kullandırılan finansmanların amacı dışında kullanılmasının önüne geçilecek. Bunun için faturalar bakanlık ve bankaların sistemleri üzerinden düzenli olarak kontrol edilecek. Ve enerji başlığıyla devam edelim ki Türkiye için son dönemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama çalışmaları yoğunlaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bölgede aramanın açılan yeni kuyularına sürdüğünü duyurdu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şehit Esma Çevik sahası etrafındaki arama çalışmalarının yoğunlaştığını açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından yeni arama kuyularıyla beraber bölgede varız, devam edeceğiz mesajı paylaşıldı. Gabar'da ilk aşamada 10 kuyudan petrol çıkarılması planlanıyor. Şimdi tabii enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün büyüyor değerli izleyenler. Kaynakları bu anlamda bilinçli kullanmanın önemi de artıyor. Sanayide daha az enerji tüketen ekipmanların geliştirilmesi verimlilik açısından önemli. Konutlarda ise yani bireysel kullanımda yalıtımla birlikte ekonomiye ve çevreye ciddi katkılar sağlanabilir. Bir yanda yüksek maliyetler, diğer yanda çevresel etkiler. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması artık eskisinden daha zorunlu hale geldi. Enerji verimliliği, üretim, barınma ve ulaştırma gibi pek çok alanı kapsıyor. Sanayi, enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerin başında yer alıyor. Daha az enerji tüketen ekipmanların geliştirilmesi verimlilik açısından önemli. Atılan hem dijitalleşme adımları hem enerji üretimi ya da performansı verimliliği arttırıcı teknolojik adımlar, ekipman ve motor teknolojilerindeki adımlar özellikle sanayi sektöründeki enerji verimliliğinin artırılması ve daha az enerjiyle daha fazla çıktı elde edilmesine katkı sağlıyor. Konutlarda yalıtım da verimlilik açısından önem taşıyor. Türkiye'de her iki konuttan birinde yalıtım bulunmuyor. Bu da yaklaşık 7 milyar dolarlık enerji maliyeti anlamına geliyor. Bina yalıtımının doğalgaz faturasını %35 ila 50 azalttığı belirtiliyor. Enerji verimliliği ile alakalı bilincin geliştirilerek küçük tüketicilerin dahi karşılayabileceği konut, karşılayabileceği finansman ve kredi imkanlarıyla kendi evlerine yönelik dönüşümleri gerçekleştirmesi önemli bir adım olacaktır. Aydınlatmada ve beyaz eşyalarda tasarruflu ekipmanların kullanılmasına da dikkat edilmeli. Enerji tasarrufuyla ithalat azaltılıyor. Uzmanlar, bilinçli enerji kullanımının çevresel boyutuna da dikkat çekiyor. Gereğinden fazla tüketilen enerji, karbon emisyonunu artırıyor. Bu da küresel ısınmanın hızlanmasına neden oluyor. İngiltere merkezli enerji şirketi Türkiye'ye depolamalı güneş enerjisi alanında 4 milyar dolarlık yatırım yapacak. Şirket farklı illerde proje geliştirmek için başvuruda bulundu. Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman. 20'den fazla ülkede yenilenebilir enerji üreten bir İngiliz şirketi de Türkiye'de yatırım kararı aldı. Farklı şehirlerde 30'un üzerinde depolamalı güneş enerjisi santrali kurmayı hedefleyen şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurdu. Özellikle paranın gidecek ülke aramaktan vazgeçtiği, faizlerin yükseldiği bir dönemde, dünyanın birçok anlamda kriz yaşadığı bir dönemde Türkiye'ye böyle büyük bir yatırımın geliyor olması gerçekten sevindirici bir durum. 4 gigawattlık üretim gücüyle 4 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapılacak.
Bu Türkiye'nin hem istikrarı hem güvenliği hem oluşturduğu piyasa mekanizmaları hem de yatırım yapılabilirlik puantajları noktasında ön plana çıktığını kesinlikle gösteriyor. Küresel iklim krizi ve hidrokarbon enerji kaynaklarının maliyeti dünyayı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Türkiye de bu doğrultuda enerji politikaları uyguluyor. Biz ne kadar yenilenebilir enerji ile alakalı yatırımlarımıza devam edersek hem cari açık noktasında elektrik tüketimimiz üzerindeki doğal gazın ve kömürün payının azaltılması noktasında avantaj elde ederiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Mersin'de yapılacak 5100 konut için kura çekimi başladı. Eskişehir'de ise 2311 konutun hak sahibi belirlendi. 5. İlk evim ilk iş yerim projesinde kura heyecanı sürüyor. Mersin'de inşa edilecek 5100 konut için 29.320 başvuru yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Mersin'de yapılan çekilişlerle birlikte hak sahipleri tek tek belirleniyor. Hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kur'a'da adı çıkanlar büyük mutluluk yaşadı. Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Çok mutlu oldum. Bu yaşa geldim, evim olmadı. Çok duygulandınız. Evet, çok. Gerçekten çok mutluyum. Ve bu TOKİ durumunda faydalanmak için müracaatımı yapmıştım. Ve bugün de çekilişte adım çıktı. Mersin'deki kura heyecanı 17 Ocak'ta tamamlanacak. Eskişehir'de de aynı heyecan vardı. Melike Özkan. İnşallah çıkar da bir an önce evimiz olur yani. Kirada oturmak artık eskisi gibi değil. Kira paralar uçtu. Kiraya vereceğimi kendime veririm. Kura çekimiyle kente yapılacak 2311 konutun hak sahibi belirlendi. Kübra Karagül. Evet, eğitime bakalım. Şu sıralarda en önemli konu başlıklarından bir tanesi özel okulların ücretleri. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 2023-2024 eğitim öğretim yılı için özel okul ücretlerinde artış oranı belli olmuştu. Tavan artış oranı %65 olarak belirlendi. Şimdi okul parası bu ama bazı özel okullar işte yemek, kırtasiye gibi ek hizmetlerde bunun çok çok üzerinde bir ücret artışına gidebiliyor. Bu durum karşısında veliler ek hizmetler için belirlenen ücretlere de bir sınırlama getirilmesini istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının %65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Ülkeleri kapsayan nedenler var. Özel okulların 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücret artış oranlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Bu yıl tüketici fiyat endeksi baz alındı. Özel okul ücretlerinde bu yıl %65'lik tavan artış oranı belirlendi. Belirlenen bu oran 1, 5 ve 9. sınıflar hariç tüm eğitim kademeleri için geçerli olacak. Peki 1, 5 ve 9. sınıflar için ücret oranları hangi kriterlere göre belirleniyor? Kademe başlarında ana sınıfında, 1. sınıfta, 5. sınıfta ve 9. sınıfta özel öğretim kurumları belirlemiş oldukları maliyetleri çerçevesinde bir fiyat belirlerler. Ve bu çerçevede velilerine ilan eder, o rakamlar üzerinden devam ederler. Eski kayıt olan öğrenci okula devam etmek istiyorsa yeni kayıt olan öğrenci ücretinden değil de indirimli öğrenci fiyatıyla ücret ödeme talebinde bulunabilir. Bu okulun da inisiyatifindedir aynı zamanda. O zaman... Kimi okullar yemek, kırtasiye gibi ek hizmetlerde ücreti yükseltebiliyor. Bunun bir sınırı olmak zorunda. Bu uçsuz bucaksız bir deniz haline geldi. Yani eğitimden bahsediyoruz. O yüzden özel okula gönderen arkadaşların zorlanmaması için bence bir sınırlandırılma getirilmeli. Yemek fiyatlarıyla alakalı özel öğretim kurumlarında farklılıklar söz konusu olabiliyor. Burada vermiş oldukları
Yemek çeşitliliğiyle alakalı doğan farklılıklar söz konusu. Kitap maliyetlerinde de ciddi anlamda farklılıklar söz konusu. Kurumlarımız yayın evlerinden almış oldukları etiket fiyatları üzerinden öğrencimize cüzi anlamda bir kar marjı koyarak bunun tedariğini, bazı velilerimiz tercihe dayalıdır. Burada zorunluluk yoktur. Gel eve ayır. Ek hizmetlerin ücretlendirilmesi okuldan okula değişiyor. Ancak veliler bu hizmetleri okuldan almak zorunda değil. Diğer ücretler aslında velinin inisiyatifine bağlı. Bunu kabul etmemek bir zorunluluğu yok. Ama eğer okul bunu zorunlu kılıyorsa ve veli bunu kabul etmek istemiyorsa, bu ücreti almışsa okulda bunu tüketici mahkemesinden iadesini talep edebiliyor. Bazı özel okulların %65 tavan artış oranına uymadığı öne sürülüyor. Bu durumda veliler Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunabilir. İlk bize %300 duyduk. Fakat bu düzenlemeyle birlikte bizim de daha görüşmemiz gerçekleşmedi. Bu düzenlemeyle birlikte ne olacağını biz de göreceğiz. Bu %65'ten fazla bir oran belirtildiyse ve veli bunu imzalamak istemiyorsa ki inisiyatifinde, bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunabilir. Ve bakanlık fahiş ceza uygulamasını tespit ettiği özel okul hakkında idari para cezası uygulayabilir. Efendim, kullanılmayan, atıl halde olan köy okulları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Köy Yaşam Merkezleri projesiyle yeniden canlanıyor. Öğrenciler köylerin kalbinde doğa bilimleriyle buluşuyor. Şimdi sizleri o merkezlerden birine götüreceğiz. İstanbul'da bulunan Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi'nde doğayla iç içe yapılan eğitimler TRT Haber muhabiri Merve Güneş'in izlenimleriyle geliyor ekrana. İlk buraya geldiğimizde köy halkımız hemen bize, muhtarımız dahil, köy kahvesindeki abilerimiz dahil, hepsi bize kucak açtı. Hatta işte buradaki materyallerin çoğunu onlardan karşıladık. Burası yıllarca atıl kalan şair Arif Nihat Asya'nın da okuduğu eski bir köy okuluydu. İstanbul Çatalca'daki bu okul şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Köy Yaşam Merkezleri projesiyle yeniden canlandı. Buraya randevu sistemine geliyorlar öğrencilerimiz. Ağaçları tanıma, bitkileri tanıma, canlıları tanıma. Onun dışında doğada kaldıkları zaman nasıl hayatta kalabilirler? Su arıtma, ateş yakma becerilerini geliştirme ya da barınak yapma gibi aktivitelerimiz de var. Şehir merkezinden gelen çocuklar doğayla buluşuyor, köylerdekilerse eğitici faaliyetlerle sosyalleşiyor. Köy yaşam merkezleri yerinde verilen doğa bilimleri eğitimiyle köylerin kalbi oluyor. Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi'nde mini golf sahasından çamur atölyesine kadar birçok etkinlik alanı var. Nasıl bir yer burası? Her gün gelebilseydik. Çok güzel bir yermiş. Neler var burada? Eğlenceli şeyler var. Burada okul öncesi eğitim gören çocuklar da var, lise öğrencileri de. Lisede çocuk gelişimi okuyorum. Burada çocuklarla uygulama yapma şansımız oluyor. Bu da bizim için bir katkı oluyor. Okulda kullanılan tüm materyallerse geri dönüştürülen malzemelerden elde ediliyor. Bu atölyelerimizin hepsini genelde sıfır atık projesiyle geri dönüşümle bir araya getirdik. %90'ı sıfır atıktan oluşturduk. Yaşam merkezi köy halkını da sosyalleştirdi. İstanbul'da 28 köy yaşam merkezi bulunuyor. Hedef köylerin canlanması ve çocukların doğayla iç içe eğitim alması. 3 yaştan üniversite çağına kadar her yaş grubu bu merkezlere gidebiliyor. Köy halkı da 7 gün 24 saat yaş sınırı olmaksızın faydalanabiliyor. İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Haliç Köprüsü'nde Edirne istikametinde seyreden iki otomobilde bulunan kişiler henüz belirlenemeyen nedenle karşılıklı ateş açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Plakası olmayan diğer araçtaki bir kişi ise bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptığı çalışmada otomobillerden birinde tabancayla aracın yakınında uzun namlulu silah ele geçirdi. Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kocaeli'de 2020 yılında 191 kilo uyuşturucuyla yakalanan 8 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Zehir tacirleri ağır ceza aldı. 4 sanık 30 yıl, 1 sanık 36 yıl, diğer sanık da 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstihbarat Bulgaristan'dan geldi. Zehir tacirleri Kocaeli'de depoladıkları uyuşturucuyu farklı güzergahlar üzerinden Bulgaristan'a götürmek isterken yakayı ele verdi. Polis baskınlarında bir firmaya ait yolcu otobüslerine saklanmış toplamda 191 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şüpheli yakalandı. 2020 yılında açılan dava karara bağlandı. Zehir tacirlerine ceza yağdı. Bir sanığa 36 yıl, 4 sanığa 30 yıl, bir sanığa da 22 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca çeşitli meblağlarda para cezası kesildi. 2 sanıksa beraat etti. Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda el yazması Tevrat ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Tevrat müze müdürlüğüne teslim edildi. Tarihi el yazması eseri satmak için müşteri arıyordu. Amacına ulaşamadan yakalandı. Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin tarihi eser niteliğindeki Tevrat'ı satmaya çalıştığını tespit etti. Ekipler müşteri gibi şüpheliyle iletişime geçti. El yazması Tevrat'ı almak istediklerini söyleyerek buluşma ayarladı. Buluşma noktasına gelen zanlı yakalanıp gözaltına alındı. El yazması Tevrat, şüphelinin Nilüfer ilçesindeki evinde bulundu. Belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 suç kaydı bulunan kişi gözaltına alındı. Tevrat ise incelemenin ardından Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Samsun'da hatalı park edilen otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Ankara'da ters yöne giren otomobil motosikletle çarpıştı. Elazığ'da ise hızını alamayan bir araç öndeki araca vurdu. Şimdi yurttan kısa haber turu var. Aracını hatalı yere park etti, arkaya bakmadan kapıyı açtı. Samsun'da motosiklet sürücüsü seyir halindeyken kontrolsüzce açılan otomobilin kapısına çarptı. Yere düşen motosikletli o sırada yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ankara'da bir otomobil ters yöne girdi. Süratli bir şekilde ilerleyen otomobil motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Görüntüler yine Ankara'dan. Park halindeki kamyon el freni çekilmeyince yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Park halindeki bazı araçlara çarpan kamyon bazılarını metrelerce sürükledi. Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil öndeki araca çarptı. İki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı. Bursa'da geri dönmeye çalışan bir otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi ağır yaralandı. Efendim yurdun havasıyla devam edelim. Biliyorsunuz kış mevsiminde beklenen kar bir türlü gelmedi. Sıcaklık da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonu bazı bölgelerde yer yer yağış var. Türkiye genelinde kış mevsimi kurak geçiyor. Uzun süredir sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Ocak ayında bazı bölgelerde bahardan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonu bazı bölgelerde az da olsa yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Doğu Anadolu'nun batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Elazığ ve Bingöl çevreleri yağmurlu olacak. Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Akdeniz bölgesinin batı ve doğu illerinde de yağış beklentisi var. Yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak. Ve 3 büyük şehir. İstanbul'da hafta sonu hafif yağmur geçişi bekleniyor. Sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Hafta sonu sıcaklık Ankara'da 8, İzmir'de 16 dereceye kadar çıkacak. Şimdi yağış olmasa da elbette hava soğuk ve bu soğuk hava nedeniyle bazı ciltler kuruyup çatlayabiliyor, esnekliğini kaybediyor örneğin. Bu durum en çok da kronikleşmiş deri rahatsızlığı olan kişileri etkiliyor. Peki bunun bir çözümü var mı? Gelin birlikte bakalım. Aşırı soğuk hava cilt sağlığını bozuyor. Egzama, soğuk alerjisi gibi sorunlar bu dönemlerde artıyor. Havanın soğumasıyla, kurumasıyla birçok, özellikle egzama başta olmak üzere birçok deri hastalığımız artıyor. Soğuk alerjileri, saçlı deride sebolik dermatit dediğimiz bir tür egzamamız ve bildiğiniz klasik el egzamalarında büyük bir artış görebiliriz.
Kaşıntı, döküntü ve kızarıklıkla ortaya çıkan hastalıkların temel nedeni derideki kuruluk. Cildi düzenli olarak nemlendirmek bu dönemde hastalık şiddetini azaltıyor. Cildimizi dış etkenlere karşı korumanın en güzel yolu da nemlendirici kremleri düzenli olarak kullanmak. Özellikle de soğuk havaya çıkmadan önce bunları tatbik etmek. Bir bariyer oluşturmayı sağlamak çok iyi olur. Kış döneminde su tüketiminin azalması da ciltteki problemlerin artmasına neden oluyor. Hava soğuk olduğu için sıcak şeyler içmek hepimizde böyle bir duygu tabii ki var. Ama su yerine geçmediğini bilelim. Lütfen kilomuza uygun şekilde günde 6 ila 8 bardak su olarak sıvıyı tüketmeye dikkat etmemiz lazım. Yoksa cildimiz de kuruyor, diğer vücut organlarımızın işleyişleri de bozulabiliyor. Efendim, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi hamsi için Rize'de bu yıl 7.'si düzenlenen bir festivale götüreceğiz şimdi sizleri. Sahil parkını dolduran Rizeliler tam 2,5 ton hamsi tüketti. Peki hamsiden kaç çeşit yemek yapılır hiç düşündünüz mü? Birkaç, 10, 20, 30 değil. Tam 153 çeşit lezzet de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mangallar yandı, ızgaraya dizilen hamsiler nar gibi kızardı. Hafta sonunu fırsat bilenler çocuklarıyla festival alanına akın etti. Rize'de bugün hamsi festivali coşkusu yaşanıyor. Karadeniz'de avlanan tam 2,5 ton hamsi burada pişirilerek katılımcılara dağıtılıyor. Yedincisi düzenlenen festivalde hazırlanan hamsiler kısa sürede tüketildi. Senin için ne ifade ediyor hamsi? Çok güzel bir yemek yani, lezzetli. Benim için her şeyi ifade ediyor. Rize'de düzenlenen hamsi festivalinin en dikkat çekici bölümlerinden biri de hamsiden yapılan yemeklerin sergilendiği bölüm. Dile kolay, hamsiden yapılan tam 153 çeşit yemek sergileniyor festivalde. Hamsili su böreği, pizza ve kurabiye de o lezzetler arasındaydı. Tarifini alıp böyle ben de evde yapayım düşünceniz olacak mı? Ne söylersiniz? İnşallah denemek isteriz tabii. Önce burada deneyeceğiz ama. Hamsinin tadını çıkaran Rizeliler horon oynamayı da ihmal etmedi. Rize'den ayrılmayalım. Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle 2022 yılında turist rekoru kırıldı. Gözde Turizm Merkezi sadece yaz mevsiminde değil, kışında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Rize'ye geçen yıl 1 milyon 265 bin turist geldi. Bu veri bir önceki yıla göre %300 artış anlamına geliyor. Rize'ye gelenlerin önemli bir kısmı Gözde Turizm Merkezi Ayder Yaylası'nı da ziyaret etti. Ayder yaz mevsiminde olduğu kadar kışında popüler. 2022 yılını rekor turist artışıyla geçiren Rize'nin dünya ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, beyaza bürünmüş bitki örtüsüyle kış mevsiminde de bir başka cazip. Yazı ayrı güzeldi, kışı da ayrı güzelmiş. Bunu da görmek için geldik. Rize her şeyiyle güzel, işte deniziyle, yeşiliyle güzel ama karıyla daha ayrı güzel olduğunu gördük biz bugün. Samsun'dan geldim. Evet. Ben ilk defa geliyorum buraya. Metin'i çok duymuştum. Nasıl buldunuz? Bayıldım, bayıldım yani. Çok güzel. Ayder Yaylası bugünlerde uluslararası bir etkinliğe, yüzme ve doğa şenliğine de ev sahipliği yapıyor. Buz gibi suda yüzdüler, çayla ısındılar sloganıyla oluşturduğumuz bir aktivite, bir festival. Gelen sporcularımız, ilgi duyan dağcılarımızla birlikte o buz gibi suda yüzme aktivitesi birinci aktivitemiz. Ayder Yaylası beyaza bürünmüş eşsiz doğası, sessiz ve huzurlu ortamıyla kış turizminde de cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Rize'den sonra Niğde'ye gidelim. Niğde'de belediyeye ait barınakta tehlikeli ırk ve engelli köpekler eğitiliyor. Engelli hayvanlar eğitimin ardından sahiplendirilecek. Orada yavaşla mesela otur dedi benim. Otur. Talimatları dinliyor, verilen komutları yerine getiriyorlar. Otur dediğim zaman oturması. Eğitimin adresi Niğde'deki sahipsiz hayvanlar, geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezi. Belediyenin başlattığı Gülen Dostlar projesiyle yasaklı ırk ve engelli köpekler eğitiliyor. Ah tamam, güzel adresi. Gel yanımıza. Bu projemizin en büyük amaçlarından bir tanesi tabii ki bizim çalışanlarımız, çalışma arkadaşlarımıza bu eğitimin verilmesiydi. Bizim arkadaşlarımızı gerekli bu hayvanlara yaklaşmasıyla alakalı, vücut diliyle alakalı eğitimi verdikten sonrasında da bu sahipsiz hayvanlarımızı eğiteceğiz. Tabii ki nihayetinde amacımız ne olacak? Onları sahiplendirmek olacak.
Öncelediğimiz yasaklıklarla çalışmaya başladık. Onlara bir rutin belirledik. Günlük bir rutin. Sabah tüm yasaklıklar grup arkadaşlarımızla birlikte dışarı çıkıyorlar. Gezinti alanında dolaşıyorlar. Eğitimlerini yapıyorlar. Barınaktaki eğitime hayvanseverler ve üniversite öğrencileri de katılıyor. Yasaklıkların böyle barınaklarda kapalı kapılar arkasında mutsuz olmalarındansa bu tür faaliyetlerle belki biz gönüllülerle vakit geçirebilecekler. Proje kapsamında bir de kafe açılacak. Down sendromlu çocuklara sahipsiz hayvanlarla terapi uygulanacak. İnsanlara karşı evet değil ama... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuryazarlık seferberliği meyvelerini veriyor. Buna bir örnek Van'dan geldi. Muradiye ilçesinde 372 kişi okuma yazma öğrendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan okuryazarlık seferberliğine öncülük etti. Van'ın Muradiye ilçesinde 35 okuma yazma kursu açıldı. Kurslara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Muradiye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursları sayesinde kırsal kesimde yaşayan kadınların hayatı değişiyor. Çocuklarımızın okuma yazma ve ders çalışma noktasındaki eksikliklerin veriler amacı aracılığıyla giderilmesi noktasında kadınların büyük bir desteğini görüyoruz. Okuma yazma kurslarından sonra kadınların bu desteği bize göstermeleri, kendi işlerini kendilerini yapmaları, hastaneye gitmeleri bu kursun ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu bizlere gösteriyor. Kursiyerlerden biri de 4 çocuk annesi Emine Bestaş. Daha önce mesajlar geliyordu benim telefonuma, okuyamıyordum, açamıyordum. Kızıma soruyordum, eşime soruyordum. Şimdi kendim açıyorum, mutluyum. Kurslar sayesinde 236 kadın ve 136 erkek okuma yazma öğrendi. Küçük yaşlarda eğitim şartı, eğitim şansı bulmayan kadınlara okuma yazmayı öğretiyoruz. Böylelikle hayatları daha kolaylaşıyor. Halime bak, anakla. 84 kurs yerinde eğitimi devam ediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. İbadet ve ziyarete açık olan camideki restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Pencere doğramaları, kapısı, kalem işlemeleri, kubbesi, taban ısıtma sistemi. Edirne'nin simgesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii restorasyondan geçiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı restorasyon 2021 yılı Aralık ayında başlamıştı. Selimiye Camii'nin zarif minareleri, ihtişamlı kubbesi, sanat tarihçilerinin denetimi altında incelikle restore ediliyor. Dört minare ve görkemli kubbesinde yılların yorgunluğu siliniyor. Öncelikle yer döşemelerindeki çimentolu uygulamalar sökülüyor, özgün alanlardaki hasarlar gideriliyor. Caminin iç mekanındaki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısıtlı olarak ibadete ve ziyarete açık tutulan alan genişleyecek. Böylece Selimiye Camii'nin muhteşem iç mekanı daha fazla ziyaretçiyi ağırlayabilecek. Türk İslam mimarisinin simge eseri yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. 447 yıllık cami tarihi kimliğini asırlardır koruyor. Tarihi yapı son olarak 1983 yılında restore edilmişti. Selimiye Camii'nde 40 ay sürecek restorasyonda cami içi çalışmaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde DigiZoo yani dijital hayvanat bahçesi sergisi açıldı. Hayvanların dünyasını keşfetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim yaşatan sergi 6 ay ücretsiz ziyaret edilebilecek. Nesli tükenen hayvanlar ya da dünyanın farklı coğrafyalarından türler. Hayvanlar alemini teknolojiyle birleştiren DigiZoo sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Çıkış amacı hayvanları doğal ortamından koparmadan insanlarla nasıl buluştururuz fikrinden hareketle çıktı. Hazırlık süreci biraz meşakkatli bu sergilerin. Çok ciddi bir animasyon stüdyosu çalışıyor. 1-1,5 aylık çalışmanın ardından da şu anda AKM'de hayat buldu. Başı 2 metre ve hatta boyunun 1/3 kadardır.
DigiZoo yani Dijital Hayvanat Bahçesi sergisinde hologram teknolojileriyle ve interaktif ekranlarla hayvanlar alemine bir ziyaret gerçekleştirmeniz mümkün. Hatta burada görmüş olduğunuz gibi sanal bir köpeği bile sevebilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla açılan sergiye en çok çocuklar ilgi gösteriyor. Çok heyecanlıydı. Nesli tükenen hayvanları gördük. Yani güzel bir hayvanat bahçesiydi. Ama benim en çok hoşuma giden aslanlardı. I like it. Ben çok sevdim. Çünkü okulda gördüğüm ve ilgilendiğim konular zaten. Burayı da farklı buldum. Sevdim. Sergide yağmur ormanları ve denizaltı gibi ortamlarda görsel ve işitsel yansıtılıyor. Oğlum dinozorları çok sevdiği için geldik. Dinozorları görünce çok mutlu oldu. Dinozor gördüm, deve kuşu gördüm. Ve bir de mamut gördüm. Mesela dinozor sesleri ve dinozorların tiplerinden biraz öptüm ama ben de çok başarılıydım. DigiZoo 6 ay boyunca pazartesi hariç her gün ücretsiz gezilebilecek. Değerli izleyenler, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Osman Demirhan önemli bir genetik hastalık keşfetti. Keşif tıp literatürüne kendi soyadıyla girdi. Demirhan'a yılın yenilikçi temel bilimler doktoru ödülü verildi. Peki o hastalık neydi? Gelin bakalım. Şu ilk Demirhan sendromu. İskelet düzensizliği olan hastalarda cinsel organ bozuklukları hastalığının ismi. Kemik ve kıkırdak gelişimi ve farklılaşmasını sağlayan gende dizi kayıplarına rastladık. Evet, bu gen daha önce de biliniyordu ama bizim bulduğumuz çok daha farklı bir versiyonu bu. Kemik veya kıkırdak doku hücreleri gelişmiyor. Adana Çukurova Üniversitesi'nde görevli Profesör Doktor Osman Demirhan, iskelet sistemi hasarlarıyla cinsel organ bozukluklarının eşlik ettiği yeni bir hastalığı tanımladı. Hastalık, akraba evliliği yapan bir ailenin çocuğu üzerindeki araştırmalar sonrasında ortaya çıktı. Kollarda ve ayaklarda düzensizlikler ortaya çıkar. Tek boğumlu bir parmak, küt veya bunlar lob parmak dediğimiz bir parmak tipi. Kol kemiği kısa. Alt bacak kemikleri az gelişmiş, onda ayak tabanı çarpık ve parmaklar çok ilkel. Nadir görülen hastalıklar kapsamında yaptığı çalışmalarla bulduğu gen mutasyonuna kendi soyadını vererek tıp literatürüne kazandırdı. Profesör Doktor Osman Demirhan bu çalışmasıyla ödüle layık görüldü. Demirhan'a Doktor Club Awards 2022 Türkiye'nin sağlık ödülleri kapsamında yılın yenilikçi temel bilimler doktoru ödülü verildi. Osman Demirhan'ı tebrik edelim. Bu hastalıktan muzdarip olanlara da acil şifa dileklerimizi gönderelim ve bir nokta koyalım değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyadan öne çıkan gündem başlıklarını sizlerle paylaştık. Yarın 18'de görüşmek üzere.